Evet arkadaşlar, bugün sizlere Arçelik marka çamaşır makinesinin dokunmatik arızalarından bahsedeceğiz. Çamaşır makinelerinin markaları genelde önemli değil. Hepsindeki dokunmatik mantığı ve parçalar aşağı yukarı aynı olduğu için sizlere genel olarak da çamaşır makinelerinin dokunmatik arızasını düşünebilirsiniz. Bizim makinemizin sıcaklık dokunma tuşu arızalı. Dokunma tuşunun arızasını şimdi yapmak için öncelikle çamaşır makinemizin üst kapağını çıkarıyoruz. Bir önceki videomuzda üst kapaklarının nasıl çıkarıldığı detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Şimdi biz üst kapağın çıktıktan sonra 2 adet vida bulunmaktadır. Bu 2 adet vidayı yerlerinden çıkartıyoruz, söküyoruz. İyi bir tornavida takımınız olursa daha başarılı olursunuz. Daha sonra deterjan kutusunu çıkarıyoruz. Deterjan kutusunun içinde de bir adet vida bulunmaktadır. Ancak deterjan kutusunu çıkarmayı da gösterelim. Deterjan kutusunun tam orta kısmında bir parmak işareti var. Bu parmak işaretine biraz bastırdığınızda deterjan kutusu rahatlıkla yerinden çıkmaktadır. Bunu çıkardıktan sonra içinde bulunan şu vidayı da söküyoruz. Bu vidayı da söktükten sonra rahatlıkla biz paneli dışarı çıkartacağız. Evet, şu şekilde paneli çıkardık. Bu panelin de içinde 3 adet ayrı vida bulunmaktadır. Bu 3 adet ayrı vidayı da yerlerinden çıkartacağız, sökeceğiz. Öncelikle şu birinci vida var. İkinci vida. Evet. Ve kabloların hemen altında üçüncü bir vidamız bulunmaktadır. Bu vidalar sökmemiz yeterli değildir. Ayrıca plastik tırnaklar var. Bu tırnakları da mutlaka küçük bir tornavida darbesiyle çıkarırsanız çok iyi olur. Çünkü bu tırnaklar tutmazsa boşluk oluşacaktır ve panelimiz o boşluktan dolayı da farklı arızalar verebilir. Evet, paneli söktük. Panelde dokunma tuşları bulunmaktadır. İşte bu tuşlarda herhangi bir arıza bulunmuyor zaten. Plastik aksamından kaynaklı arıza oluyor. Burada da plastik aksamında bulunan şuradaki arıza net bir şekilde burada görülmektedir. Bakın, plastik aksamı kırılmış. Bu kırılan parçayı biz, bakın, diğerleriyle arada bir boşluk var, çok net şekilde görünmektedir. Biz bu aksamı, bu parçayı bu makinenin içinde bulunacağız tabii. Küçük bir parça, evet, şu parça. Bu parçayı Japon yapıştırıcısıyla yapıştırırsak arkadaşlar sağlam olacaktır. Normalde dışarıda bu arızayı tamir ederseniz bu parçanın tamamı değişiyor. Tamamı da 170 lira ile 210 lira arasında olduğunu duyduk. Söküp takmayı da dahil edersek sizlere 250 lira, 300 liraya mal olacak. Evet, biz bir Japon yapıştırıcısıyla bunu yapıştırdık. Ve ucuna da silikon bantla bantladım. Çünkü orada bir esneme payında bir boşluk oluyor. O boşluktan dolayı tuşu biraz fazla bastırmanız gerekecek. Tekrar kırılabilir. Evet, şu anda makinamızı yerine yerleştirdik. Şimdi kontrolünü yapacağız. Çalışıp çalışmadığını birlikte deneyeceğiz. Evet, başlatma tuşuna bastık. Makinamız açıldı ve makinamızda sıcaklık tuşumuz arızalıydı. Evet, sıcaklık tuşumuzda çalıştığını görüyoruz. Bir sonraki videomuzda bu resetlemeyi göstereceğiz. Çünkü bu tür makineler söktüğümüzde resetleme ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla bir sonraki videomuzu takip ederseniz abone olmayı da unutmayınız. İyi günler.